Hareketsiz kalan kasların erimesi, yaşlanmış doku ve al yuvarların yok edilmesi ve mikropların sindirilmesinde biz lizozomun enzimlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Hücre içindeki fazla yaşlanmış veya hasar görmüş olan organellerin parçalanmasında yine lizozomun biz etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Yaşlanmaya bağlı olarak hücre içi sindirim sonucu oluşan maddelerin tamamı hücreden uzaklaştırılamıyor. Ve bu şekilde hücre içinde birikerek deri de kahverengi lekeleri meydana getirebiliyor ifadesini bundan dolayı söyleyebiliyoruz. Peroksizom karaciğer hücrelerinde fazla miktarda bulunup katalaz enzimi üreten bir organeldir. Katalaz enzimi ise karaciğerin üretmiş olduğu Peroksizomun üretmiş olduğu bu katalaz enzimi ise H2O2 yani hidrojen peroksiti suya ve oksijene parçalar ifadesini söyleyebiliyoruz. Endoplazmik retikulum, Golgi ve hücre zarından meydana gelebilen tek katlı zarla çevrili ve içi dolu kesecikleri ise biz koful adını vermekteyiz. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve Az sayıdadır. Çeper olmadığı için ara ara kofullar dışarıya boşaltılabildikleri için yeni yeni kofullar devamlı oluşturulduğu için küçük ve az sayıda olduğunu söyleyebiliyoruz. Genç bitkilerde ise kofulların biz çok sayıda fakat küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek daha büyük kofulları oluşturuyor. Hatta çekirdeği ne yapıyorlar? Kenara doğru ittiriyorlar. Çeperlerde zaten iyice kalınlaşıyor. Bu şekilde genç bitki hücresi mi, yaşlı bitki hücresi sorularda sorulursa bu şekilde anlayabiliyoruz. Yaşlı bitki hücrelerinde kofullar büyük ve az sayıda oluyor ifadesini yine söyleyebiliyoruz bundan dolayı. Ve bitkilerde çok fazla büyüyerek soplazmanın büyük bir kısmını işgal eden büyük kofula biz merkezi koful adını vermekteyiz. Koful çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız diye sorulmuş. Kontraktil kofulun diğer ismi vurgan koful. Sadece su, tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, protista alemdeki canlılarda, amipögnala paramesin gibi bulunup sadece fazla suyu dışarıya pompalama işini yapıyorlar. Besin kofulu içeriye endositoz adını verdiğimiz olayla alınan katı veya sıvı besinlerin oluşturduğu kofuldur. Sindirim kofulu bu besin kofulunun Lizozom adını verdiğimiz organelle birleşmesiyle meydana geliyor. Boşaltım kofulu oluşan sindirim sonucu oluşan sindirilmeyen artıkların dışarıya atılmasını boşaltım kofulu sağlıyor. Depo kofulu ise e, ya besin ya da su e, ihtiyaca göre depolayan koful olarak düşünebiliriz. Bu kofulun çeşitli şekline bakacak olursak şurada birkilerde bakın küçük kofullar var. Bu bitki yaşlandıkça kofulların küçük kofulların daha da büyümeye başladığını ve en son bu küçük kofulların birleşerek merkezi büyük bir kofulu meydana getirdiğini, çekirdeği de kenara iyice ittirdiğini ve bu şekilde yaşlı bir hücre olduğunu görebiliriz. Şurada ise paramesyum adını verdiğimiz terlikse hayvanda kontraktil kofullar görülmekte. Bunlar da sadece fazla suyu dışarıya pompalama işini yapıyor. Çünkü bu canlılarda çeper olmadığı için aşırı derecede su alan hücre belli süre sonra dayanamayıp basınca patlayabiliyor. İşte bunu engellemek için dışarıya fazla suyu durmadan bunlar hayat boyu e, kasılıp gevşeyerek enerji harcayarak pompalama durumundadırlar. Yoksa ölürler. Şurada ise içeriye alınan katı besinin, fagositozla alınan katı besinin besin kofuduna dönüştüğünü daha sonra bunun lizozomla beraber birleşerek sindirim kofununu meydana getirdiğini, daha sonra sindirildikten sonra oluşan artıkların artık boşaltım kofuluna dönüştüğünü ve dışarıya bu şekilde salgıların veya artıkların dışarıya bu şekilde atılabildiğini söyleyebiliyoruz. Demek ki kofullar bayağı önemli görevleri ne yapıyorlar? Üstlenmiş oluyorlar. Tatlı yaşayan protista alemindeki bir hücreli canlılarda ozmozla hücre içine durmadan fazla girer. Bu giren fazla suyu kasılıp gevşeyerek hücre dışına boşaltan kofula biz kontraktil vurgan koful diye ismi adını vermekteyiz. Bu kofullar çalışırken mutlaka enerji harcıyorlar. Makro moleküllerin, büyük olan moleküllerin hücre içine alınması sonucu oluşan kofullar besin kofulu olup sadece çepersiz hücrelerde bu olay görülür. Çünkü çeperli hücreler içeriye endositozla madde alınmasına izin vermezler. Besin kofulunun lizozomla birleşmesi sonucu oluşan ve içerisinde sindirimin gerçekleşmiş olduğu koful ise sindirim kofulu adını almakta. Sindirim artıklarının veya metabolik atıkların bulunduğu kofullara ise biz boşaltım kofulu adını vermekteyiz. Yani içeri alınıyor besin kofulu sonra sindirim kofuna dönüşüyor. Daha sonra artıkların boşaltıldığı Boşaltım kofulu adını almış oluyor.